Sevgili halkım, evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Uzun zamandır konuşamadık. Kısmet bugüneymiş. Biliyorsunuz bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Çünkü devlet ve parti ayrı şeylerdir. Partiler gelir gider, devlet ise bakidir. Ama saraydaki önce AK Parti'yi zapturapt altına aldı. Sonra tüm kurucularını partiden attı. Sonra partisini ailesine peşkeş çekti. En sonunda da devleti, bir daha ifade ediyorum, devleti ailesinin isteklerine boyun eğdirdi. Ben de bürokratlara seslendim. Seslendim çünkü nabız atıyor mu? Duymam gerekiyordu. Bürokrasinin, yani devletin hala nabzı var mı? Duymak istedim. Var sevgili halkım, var. Bu devletin, bürokrasinin hala kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar. Vatanseverler bu saraylı ve ailesinin kanun dışılığına, suç mahiyetindeki isteklerine direniyorlar. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadık. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Bu değil. Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Siz de görün. Yüzlercesi var. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Bu şerde şöyle bir hayır var. Beytülmal'e el uzatan bu belgelerin arkasında kim var? Hepimiz görüyoruz. Peki, bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık Sağır Sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Ey şahıs, sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse, siz sormasanız da bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor ve soracak zaten. Söyledim, yine söyleyeceğim. Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabii ki farklı bir muamele olacak. Selam olsun o vatanperver bürokratlara.
Selam olsun memur Teomanlara. Selam olsun direnenlere. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.